Ve yeni vlogdan herkese selamlar şekerlerim. Ben şimdi birazdan annemlere gideceğiz kızlar. Kuzenim yarın gideceği için onunla Almanya'ya bir şeyler yollamak istedim. Yani hep bana kızıyor. Abla yok, abla yerimiz yok, abla alma, abla masraf etme diye. İki tane böyle çilek reçeli yaptım. Birini halam için, birini Onurlar için. Yani kuzenim için. Ama şu şeylere koyacağım kızlar işte. Ondan sonra ay daha doğrusu ben bunu güzelce kızlar şey yapmıştım. Şekerlemiştim. Bugün Mevlüt'e gittik ya, gidene kadar yapmayı ben vallahi sabah kalkıp yapmayı unuttum. Bu akşam da götürmem gerekiyor. O yüzden sağ olsun Gülnaz ablam bunu aşağıdaki komşum kaynattı. Her şeyini ben hazırlamıştım zaten. Ondan sonra bir tanesi buna çıkmış. İki tane de bir tane de böyle çıkmıştı. Ben bundakini de buna hani suyunu süzdürdüm. İkisini de böyle bu kavanoz yaptırdım ki daha az yer kaplasın diye. Hem de çok sulu olmasına da gerek yok. Bu şekilde yaptım. Valla gayet de güzel olmuş. Tadına da baktım. Ellerine sağlık. Valla Gülnaz ablam. Valla beni kurtardı bugün. Şimdi şunları poşetlere tek tek koyacağım kızlar. Ondan sonra iyice sıkı olsun diye. Şöyle poşeti gibi koyacağım bunları. Aslında şu pırpır poşetler var ya, onları mı sarsam diye şey yaptım ama bunları beze sararsam bir şey olmaz. Beze sararım ben bunları böyle. Üstümde beze ya da kıyafetleri sararlar. İkişer üçer poşet yapayım da böyle. Üstümde. Efendim annem. Bir dakika yavrum, şimdi değil. Biraz sonra. Annem ne derdin de, ben ne derdim de. Annem ne derdin de, sen ne derdin Derya? Kolye. Anne. Anne. Bu kıyafette o siyah, ben çantasını kullanayım, peruşumu kullanayım yoksa ben çantayı kullanayım? Anne bilmiyorum annem. Ben de peruşu kullanayım. Bunu şöyle. Tamam. Tamam artık atmaz. Ali içerideki poşetlere gitsene bunu oynayacağım. Bir de kızlar. Şurada da arkadaşım bana getirmişti bu köy pekmezi, yani şey gerçek pekmez diyorlar ya, hani yapımı, ev yapımı yani. Bunu da yine bir iki poşete koyacağım. Bunu bebişiniz için Asya kuşum, kuzenimin kızı şimdi 6 aylık. Kısmet olursa buradan gidince ilk gıdaya başlayacak annesi. O zaman kızlar şey yapar. Bunu mamalarına katar inşallah. Böyle. Canım benim, yesin kuzucuğum. Tamam, hatta bir tane daha. Vallahi poşetten şey yapıyorum. Korkuyorum sizler diye bunlar. Çocukların bir şeyleri mahvetmesinler. Tamam, bu da böyle. Şimdi de kızlar. Poşet pazarına uğramıştık. Aslında ben onları şu sildiğim böyle çok güzel parfümlük olan yalar vardı. Onlardan alacaktım ama cam şişe açıkçası biraz da ağır olur diye Onur abla onları götüremeyebilirim. Onur abla. Hayır, burada kalır belki dedi. Öbür geldiğimizde alırız dedi. Ben de vallahi dedim ki ne olur. O zaman dedim hafif bir şey koyayım. Şöyle kızlar pijama altları aldı. Böyle, pijamadan ziyade böyle evde de böyle hani üstüne beyaz tişört de giyiriz mesela. Bir tane böyle aldım. Bir tanesi böyle desen. Bir tanesi de şöyle desen. Fiyatlarını tabii ki söylemeyeceğim çünkü olmaz. Bir tanesi böyle yumuşacık kızlar. Bir tanesini kuzenimin eşine, bir tanesini de Ceroş'uma aldım. Halamın kızına orada. İkisi de giyerler böyle. Yerleri o kadar güzel ki, böyle pamuk gibi kızlar. Böyle şey gibi, hamur gibi derler ya, çok güzel. Onlar. Sonra bir tane de Alişko'na şöyle terlik aldım. Ve balkonda falan giyer yumuşacık böyle silikon var ya. Böyle bir terlik aldım. Yani niye böyle aldım biliyor musunuz bir de? Bunlar hafif kızlar inanın. Onur'dan korkma. Götürmeyecek diye. Çünkü onlar da haklı. Belli bir kilo kapasiteleri var kızlar. Yurt dışında akrabalar falan ya da yaşayan varsa bilirler. Belli kapasiteleri olduğu için de
şey olmuyor. Belli bir kapasiteye geçince ekstra para ödüyorlar. Yazık yani. Ondan sonra şöyle kahve aldım kızlar. Bir tane portakallı, naneli. Şunları Bim'den aldım. Ben bunları hep Gross'a alıyordum ya. Gross'a gidemedim tabii ki. Bim'e de bayram için gelmişti nanelisi. Abdullah Efendi'nin bir naneli, bir portakallı. Birine naneli ve hindistan cevizi de birine halama ve gönüle artık onları gelir dönür orada. Sonra kızlar iki tane şöyle taç aldım. Yine bir tanesini halamın kızına, bir tanesi gelini böyle. Ya var ya böyle gördüysem almak istiyorum çünkü onları o kadar çok seviyorum ki, bir de hafif de tabii ki olması gerekiyor. Bu da hafif. O yüzden buna bir şey demezler. Asya'ya da dün böyle kıyafet almıştım. Böyle elbise, alt üst takım almıştım. Böyle eşofman altı falan almıştım. Onları verdim çünkü onları bir gün önce verdim ki belki dedim hani değiştirmek isterlerse, bir gün öyle kaldı. Bugünden sonra işte bugünden için hani belki değiştirirler diye. Çünkü sabah uçacaklar inşallah. O yüzden bir tane şöyle minik kuzuma böyle minik bir tane toka aldım kızlar. İşte böyle sosyete pazarından da bunları aldım. Başka ne koyacaktım ya, inşallah koyacaklarım hep aklıma gelir. Şimdi bunları hazırlayayım. Murat da onlarla birlikte kuzenlerimle, kuzenim bizi de yemeğe çağıracaktı. Dedim ben istemiyorum oğlum, hem mevkten geldim zaten çok tokum. Murat gitti sadece onlarla. Murat ve Doğa gitti. Onur'la. Şimdi de annemlere gideceğiz. Murat'a bir dakika. Bir tane kızlar halamın gelinine. Kuzenimin eşine bir tane böyle şey aldım. O mumları çok seviyor. Bir tane böyle mis kokulu bir mum aldım. Öyle güzel kokuyor ki size anlatamam. Patchouli ve lavanta varmış içinde. Dediğim gibi valla neyse, halama da artık gelin canım inşallah. Çok güzel. Oh my god. Ağır işte, ağır yani, hem cam olduğu için hem de mum olduğu için işte ağır çekiyor. Neyse. Haydi görüşürüz. Dur. Şöyle işte kutulu. Bunu da hemen koyayım. Evet, ben poşetimi hazırladım kızlar. Mis gibi. İnşallah Onur bunları götürür. Şimdi gidiyoruz biz. Murat Bey bize almaya geliyor. Annemle görüşürüz inşallah. Kızlar. Kızlar şimdi anneme geldik. Kuzenim, ben bunu çok yiyordum. Vloglarda görmüş. Bu güzel diye abla bunlardan almış kadife tatlısı. Ve gel. Ve de şu Kıbrıs tatlısından almış. Sonra şu kahve dünyasının, ama çok güzel kızlar Bim'in. Bu kahve dünyasının gofriklerinden almış. Ay canım benim, niye kız bu kadar masraf ettiniz? Kız bunları... Kızlar şimdi de diğer kuzenim gelmiş. O da bize böyle dondurma getirmiş. Şimdi bunları güzelce halledeceğiz. Kız hangisini yiyelim? Keşke siz tatlı almasaydınız Gönül. Canım benim. Wow. Çok güzel. Özellikle şu mavisi çok güzel. Gönül hangisinden başlayalım? Evet, dondurmanız şimdi buzla. Kız şimdi buzla mı koyalım, şimdi mi verelim dondurmayı? Servis edelim dedi aslında. Ha öyle mi? O zaman şimdi servis edelim, tamam. O zaman şey yapalım bence, külaha yapalım. Allah'ım ya Rabbim, annenin getirdik aşağı bakın dondurma için. Merve yenge. Ay yenge mi? Kız sensin yengemiz. Yo sen de yengesin. Evet, Merve de yenge. Ama yenge çok büyük ya. Yenge çok kötü bir de. Yenge olunca şey oluyor. Büyük oluyor. Yengeler genelde böyle gıcık oluyor. Yok ben işte senin ailenin yanımda istemiyorum falan oluyor. Ay Gönül ya. Çocuklar çok ses yapıyor. Kaşık istiyor. Bunu ver eşime. Ömür abi. Eşini yesinler. Şeyde. Tamam. Kızlar bu da çok güzelmiş, kurabiyeli. Kız kesenize bereket, çok güzelmiş. Merveciğim evet. Valla. Tamam. Örüm. Karamel. Şundan. Yarısını mı tümünü mü? Şu da çok yarısı. Güzel Merve.
Hangisi? Sanırım ananasla şu aradaki. Mango. Ananas yok da. Mango. Evet, mango. Hı hı. O mango mu o zaman? Pazar sabahından herkese günaydın canımlar, balımlar. Biz şimdi uyandık. Sesim uykudan değil. Hala şeyden kalan. Ses tellerimiz ödelendi herhalde. Kız hasta değilim çok şükür. İyileştim ama sesimde kaldı yani. Şimdi buna bir tane yumurta kırayım. Güzel bir melemen yaptım kızlar. Ondan sonra şurada mis gibi çayım demleniyor. Şimdi şuna da bir yumurta kırayım. Ondan sonra sonra tabii ki karabiberini de atayım üzerine hemen. Hemen karabiberini koyuyorum. İster gibi bir melemen. Olabildiğince salaşta bir kahvaltı hazırladık kızlar. Vallahi ne var ne yok, kapıyı çıkardım böyle. Tabaklarımızı şeyimizi alırız. Peynir meyniri normal çıkardım da. Neyse göstereyim size. Yemedik. Ya özellik derken söyleyeyim. Hani böyle detaylı bir şey böyle sunumunu yapmadım. Böyle bugün de böyle olsun be. Her zaman sunum mu olacak? Ya sunum değil de her zaman şey olacak değil yani böyle. Tamam şunu yapayım 2 dakikada. Ondan sonra da ekmeklerimizi kızarttık. Hadi bakalım. Şekerler biz kahvaltı izimizi yaptık. Kız ne oluyor? Allah'ım yarabbim. Normalde tüm şeylerin vlogların içine girer. Bugün yüzünü mü kapatıyorsun annem? Ne oldu? Kapat o müziği. Telif yeriz Aliye. Şimdi kızlar kahvaltıdan sonra çıktık hemen. Pazara gidiyoruz. Birazdan da kardeşim gelecek yeğenimle beraber. Onlar gelmeden bir pazara gidip gelelim dedik. Çünkü evde eksiklerim var. Sebzem falan yok. Bir iki de böyle market alışverişim var. Sonra evimize gideceğiz. Öyle şekerlerim. Evde görüşürüz. Pazarda çekebilir miyim? Çekerim kız. Çekerim. Uzun zamandır çekmiyorum size pazarda. Bakın bakalım. Geçen nereye gittik? Salı pazarına mı uğramıştık? Çarşamba'ya uğramıştık. Aşırı ucuzdu. Size anlatamam. Çektim mi? Çekmedim. Çünkü çok acele girdik. Çıktık aşkım. Nereye çekeyim? Ucuzluk olduğu zaman mesela kızlar markette 35 liraydı bizim bu çağdaşta. Karpuzun kilosu. Açık böyle satıyorlar ya yarım filan. 35 liraydı. Normal 30 liraydı. Biz oradan 15 liraya aldık değil mi karpuzu? Kocaman karpuzu 100 lira verdik. Düşünün yani o kadar uygundu. Ondan sonra salatalık 5 liraydı. Düşünebiliyor musunuz? Biber 18 liraydı. 15 liraydı ve çok güzeldi biberleri. Domates yine 10 lira falandı. Hani uygundu. Bayağı uygundu. Biraz zengin muhitte ya. Yani. Biz şimdi biraz pahalı pazara gidiyoruz. Ondan sonra ama yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapayım? Evde bir şey yok. Yani gene marketten ucuz oluyor. Yani sonuçta adı pazar Murat. Tutukları çok pahalıysa zaten almam yani. Hani salı pazarını bekleriz o zaman. Neyse şekerlerim işte öyle. Çekeyim kız size. Eğer çok kalabalık değilse böyle insanların yüzüne telefonu tutmamak olmuyor yani bazen. Çekebilirsem çekeceğim size tabii ki. Bakın bakalım fiyatlar nasıl? Sizin oralarda nasıl? Bizim buralarda nasıl? Biliyorum böyle değerlendirmeyi, karşılaştırma yapmayı falan seviyorsunuz. Görüşürüz orada o zaman. Kızlar işte burası 100. yıl pazarı. Çukurambar ya da 100. yıl bilmiyorum ya. Burası tam 100. yıl herhalde. Evet. 100. yıl pazar günü pazarı diye geçiyor sanırım. Nay 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 nay. Çok daha erken olduğu için çok çok kalabalık değil. Kız doncu çorapçı bile varmış. Şöyle bir geçeceğim. Size fiyatları çekeceğim. Sonra da alışverişimi yapıp evime döneceğim inşallah. Şuradan. Niye? Bırak beni istediğim yerden geçeyim Murat ya. Yüksek şey. He düşeceğim. Yeni yürüyorum ya. Anam burayı da kapatmışlar. Şimdi başlıyorum fiyatlara. Haydi bakalım. Müzik koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum. Şöyle göstereceğim. Murat ben çekeyim fiyatları, sen sonra alışverişimizi yaparız. Kolay gelsin. Evet sağ ol ablam, hoş geldin. Biberler 20 lira. Normal. Pahalı da değil yani. O gün de 18'di 15'ti. Aa bak.
seçin diyor bir de kız. Vallahi seçmelik iyiymiş. Ay çiçeklerin güzelliği kızlar. Annem çok sever. Evet, alsam ama hiç anlamam ki. Çok güzel. Bir dakika. Hadi başlıyorum. Ben susuyorum. Fiyatlar konuşsun. Bu sene ama. Bu sene bezelye yapmak istemiyorum ya. Vallahi hazır alacağım da. Boş ver. Çilek ne kadar ki? Gel 20 lira aldım tartışın. Gel. Gel. Var sütümüz sağ ol, yoğurdumuz var. Hay Allah. Bir dakika Aliya. Yok sağ ol, istemiyorum amca. Vallahi çok güzel abla. Ay ne güzel kokuyor buralar. Madımakmış bu. Kilosu 60 lira. Buraya getirdik abla. Ay evet çok güzel kokuyor. Avokadolar nasıl olmuş? 25 lira. Kız mangoymuş ya bu. Ay avokado zannettim ben bunu. Olmuş avokado değil mi bu? Hayır bak. Avokado aynen canım. Mango yazıyor da. Yemeğe hazır abla. Heh evet. Çok güzelmiş. Bak burada alabiliriz mi? Güzelmiş. Kemal abi okuyorum. Çocuğum dur. Şu Kaysi Çağlasını seviyorsunuz ya Doğa. Al ya ondan alayım size. Çıkmış bak her zaman olmuyor. 10 lira diyor. Üzere benziyor. Ha bak bundan kızartmalık alabiliriz Murat. Güzel olur bu kızartmalı. Evet. Tamam şurayı da çekeyim yeter. Yeşillikleri de çekeyim. İşte pazar böyle. Soğan ne kadar? 15 lira 25 lira. Aha. 15'likten alalım. Küçük olsun bir şey olmaz. Patates 3 kilo 45 diyor. Evet. Aa bak burada da 15 lira. Bizim pazardan da biz 15 aldık. Kızlar hadi ben alışverişimi yapayım artık şekerlerim. Çıkardım ben. Çek ucundan. Hadi al. Şuna bakın kızlar ya nasıl güzel. Bu böyle direkt kabukla fırınlananlardan. Değil mi? 3.50. Merhaba şey dur bir. Ne 20 lira? Kilo 20 soğan.
Ve biz pazardan geldik şekerlerim. Şöyle iki tane şey aldık. Neydi bu kız? Tere. 5 liraydı tanesi. Bir tane soğan aldım kızlar. Yeşil soğan çok seviyorum. İki tane, üç tane hatta maydanoz. Kayınvalidemin de var çünkü içinde maydanozlu. Sonra iki tane böyle ayrı ayrı dal domates aldım. 2'şer kilo. Bir tanesi yine kayınvalidemin. Ay kokusunu size anlatamam. O kadar güzel ki. Mis mis yani. Şöyle patlıcan 12 liraydı kızlar. Burada domates 10 liraydı. Bedava gerçekten çok güzeldi. Soğan 10 liraydı. Maydanozun 3 tanesi 10 liraydı. Bu da 12 liraydı. Bundan da 10 liralık aldım. Çünkü kızartma yapacağım. Hani yemek yapmayacağım. O yüzden çok çok fazla gerek yok. O yüzden 2 kilo böyle soğan aldım. 15 liraydı soğan kızlar. İşte 30 lira etti burası. Sonra yani ben eriği hiç sevmem. Yani yeşil eriği özellikle sevmem. Yani 10 yıl yemesem aklıma gelmez. O yüzden şöyle birazcık aileye aldım. Kilosu 30 muydu? 25 miydi? 30 muydu? Vallahi hatırlamıyorum yani. Ondan sonra doğada çünkü yiyemiyor diş tellerinden dolayı. Sadece aile yesin diye şöyle birazcık aldım. Yiyeceğini zannetmiyorum ama orada görünce istedi çocuk işte. Sonra kızlar bu sefer şöyle yarım karpuz aldık. Alya bunu istedi çünkü böyle çekirdeksiz diye. Çekirdeği vardır tabii içte de muhtemelen şurası böyle gözüktüğü için bu şekilde aldık. Bu da 40 küsür lira tuttu. Sonra salatalık aldık. Salatalık çok güzeldi. 10 liraydı. 12 miydi ya? Yok 10 lira değil. 12 liraydı kızlar ama seçtik yani. Böyle bir 30 liralık bize seçtik. 1 kilo da kayınvalideme. Sonra şöyle sivri biber. Yok kız bu değil pardon. Burada kabak var, köy kabağı. Yine kızartma yapacağım. 10 lira. Burada da şöyle kızlar şey var. Normal biber bu da 15 liraydı. Bir de kız kendime biber almıştım. Nerede o? Ha şu da kendime böyle kızartmalık biber. Kız yok bu da değil. Kız nerede biberim? Ha şunun altında. Şöyle de kendime kızartmalık biber aldım kızlar. Şurada da 2 tane. Buna 10 lira dedi. Çiftini 15 veririm dedim valla. O da tamam dedi. Şöyle çifti 15 liradan da 2 tane kıvırcık aldım. Biri bana biri yukarıya. Ondan sonra işte böyle. Sadece şu an dediğim gibi eksiklerimizi aldık. Geldik şekerlerim. Meyvem vardı. Hani muz var evde. Elma var. O yüzden sadece karpuz ve erik almış oldum. İşte böyle. Şimdi karpuzu keseceğim. Yeğenim de geldi. Haydi bize afiyet olsun. Kardeşimle şey gelmişti. Yeğenim gelmişti kızlar. Şimdi onlar da gitti. Murat da yukarı çıktı. Alya da yine Love. I love you. Kuzenim getirdiği şu şekerler vardı. Ben nereden buldum sizce? Annemlerin bazısının altından buldum. Çok güzel bu. Evet bu renkler çok güzel. Bu kızlar Ketiz yazan. Böyle Almanya'da vloglarda da görüyorum. İzleyenler varsa biliyordur zaten. Bunlar da jelatin olmayanlarmış. Hani vegan bir hayvansal şey yokmuş içinde. Evet. O yüzden yani hep getirdikleri hepsi genelde hep bu yazıyor. Ketiz yazıyor yani. Ve evet kızlar. Ay azıcık uzanmıştım. O kadar çok işim var ki bugün evde. O kadar işim var ki evde. Ama bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Vallahi birazcık mutfağımda dağınıklık var. Mutfağı toplayacağım. Ondan sonra kısmet olursa güzel bir böyle karışık kızartma yapmak istiyorum. Canım çok istedi kaç gündür. Ondan sonra şimdi de şey yapacağım. Ay bu arada var ya Alya üf. Ağzımızı açtık. Abur cubur poşetini getirdi. Kuzenimin getirdiklerini. Yemeye başladık. Kızlar bu arada bu dolgulu mikalardan daha önce indirimde falan gördüğümde ben de almıştım birkaç kez. Ve kuzenim işte halam hep geldiklerinde böyle getirirler kızlar. Böyle büyük oluyor bunlar. Ondan sonra kızlar şunu açtık biraz yedik Alya ile ama var ya şu ana kadar yediğim milkaların içinde en güzel dolgusu en lezzetli olandı. Bildiğiniz gerçekten öyle cheesecake tadı var. Çilek aroması var içinde zaten çilekli çikolataları çok seviyoruz Alya da ben de. Gerçekten mükemmeldi. Onurum. Kesene bereket canım benim. Öyle yani kızım. Bu çok hani, güzeldi. Bir şey diyeceğim bir versene. Öbürlerini açmadık. Bir şey göstereceğim. Yani şimdi kamerada belli olmayabilir. Kafamın boyutu. Evet anne kız çikolata. Canavarı.
Bu arada geçen gün bana birisi şey yazmış. Bayram çikolatalarını yiyorduk Aliye'yle böyle deniyorduk falan ya. O vlogumu hatırlarsınız belki. Yazmış ki birisi, aman ye zafiyet geçireceğim kız. Hayırdır dedim, senin malını mı yiyorum yani? Allah Allah. Öyle yemezsen zafiyet geçirirsin bilmem ne. İşte şey yazanlar var. İşte bir gün hık diye gidersin bu yemeğiyle. Abi saçma sapan yorumlar lütfen istemiyorum yani. Zaten bunları yapan biliyorum. Benim gerçek kitlem, hani gerçek sizin gibi böyle bildiğim izleyicilerim değil. Bunlar saçma sapan böyle. Hani klavye delikanlısı derler ya böyle. Boş zamanlarında böyle açıp hani ne denk gelirse bakıp böyle saçma sapan, böyle mutsuzluktan beslenen, böyle sataşmaya çalışan zavallılar. O yüzden hiç bazılarına cevap bile vermiyorum. Bazen direkt engeli basıyorum. Adaya veda ediyorlar. Öyle yani şekerlerim. Neyse. Bir sonraki, bugünkü vlogum da böyle olsun ki hemen atayım size. Akşam olmadan biraz sonra da Alişkom'la nereye gideceğiz? Markete, BİM'e. Tabii ki yine markete gideceğiz. Kızlar BİM'le şoka gideceğiz. Bir iki almamız gereken bir şey var. Kuzumla onları alıp geleceğiz. Oradan yine yeni vlog olur orası çekersem. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki vlogda gözükmek diyorum. Görüşmek dileğiyle. Ne diyoruz Aliye? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Oy kurban olurum ben sana. Evet. Hadi görüşürüz kızlar.